Hanimiş Teknoloji'den hepinize merhabalar, ben Muratcan Safyürek. Bugün 5 dakikada 5 lira ile YouTube'a reklam vermeye göstereceğim. Hiçbir şey bilmiyorsanız bile bu videoyu izleyerek YouTube'a reklam vermeye hemen başlayabileceksiniz. Hanimiş Teknoloji YouTube kanalımızda 200'e yakın ücretsiz eğitim videomuz bulunuyor ve her hafta yenisini ekliyoruz. Bunlardan siz de faydalanmak istiyorsanız hemen abone olduktan sonra bildirimleri aç kısmından tümünü işaretlemeyi unutmayın. Bunu yaparsanız yeni bir video paylaştığımda sizlere bildirim gelecek. O zaman hemen videomuza geçelim. YouTube'a reklam vermemiz için ihtiyacımız olan iki şey, bir YouTube kanalı, ikincisi Google Ads hesabı. Google Ads'in linkini açıklama kısmında bırakacağım. Bakın, Google Ads'in linkine tıkladığınızda bu şekilde bir sayfa oluşacak. Buradan hemen başlayın diyerek üye olabileceksiniz. Hemen başlayın dedim. Ve Gmail adresiniz çok fazla ekliyse birini seçmenizi isteyecek. Gmail adresimizi seçtikten sonra karşımıza gelen bu kurulum ekranında buradan bir seçim yapıp sonraki demek yerine uzman moduna geçin butonuna tıklamamız çok önemli. Bu adımları dikkatli bir şekilde yapalım. İkinci sayfada da yine seçim yapmamızı isteyecek. Buradan da seçim yapmadan, kampanya olmadan bir hesap oluşturun demeniz önemli. Eğer seçim yaparsanız çok fazla işlemle sizi uğraştıracaktır. Buradan fatura adresinin bulunduğu ülkeyi ve para birimini seçmeniz gerekiyor. Seçim yaparken bir sorun oluştu ama ben gönder deyip ilerliyorum. Bakın, burayı da geçtikten sonra tebrikler, hepsi bu kadar diyor ve hemen kampanyanızı keşfedin butonuna tıklıyorum. Bunu yaptıktan sonra dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta faturalandırma ayarlarıdır. Faturalandırma ayarlarında manuel ödemeyi seçeceğiz. Bu önemli. Hemen özete tıkladım. Buraları kendi bilgilerinize göre doldurun ama burada dikkat etmeniz gereken tek nokta, buradan manuel ödemenin seçilmiş olduğundan emin olun. Otomatik ödemeyi burada asla seçmeyin. Otomatik ödemeyi seçtiğinizde çok kullanışlı olmuyor. Diyelim buraları da doldurdunuz. Şimdi yapmanız gereken şey Google Ads hesabınız ile YouTube kanalınızı birbirine bağlamak. Onun için hemen bir geri sayfaya geliyorum. Yani Google Ads'in ana sayfasına geliyorum. Burada araçlar ve ayarlar kısmına geliyorum. Kurulum kısmının altında bağlı hesaplar bölümü var. Bağlı hesaplar bölümüne tıklayıp buradan YouTube kısmını bulacağım. Evet, biraz aşağı inerek buradan YouTube'u görüyorum ve ayrıntılar diyorum. Ayrıntılar dedikten sonra buradan Add Channel diyerek YouTube kanalıma ekleyeceğim. Burada benim kanalımın ismini yazarak da bulabilirim ya da kolay olması için hemen kanalın linkiyle giriş yapabilirim. Benim şu an videoda göstermek için açtığım bir YouTube kanalı var. Linki de bu. Hemen linki kopyalıyorum. Geliyorum buraya. Yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra bakın kanalı buldu. I own this channel. Yani ben bu kanalın sahibiyim deyip go to YouTube diyorum. Şimdi YouTube'a gidip Google Ads'e buradan da onay vereceğiz. Bağlantı adına ne yazdığınızın çok önemi yok. İşte reklam vesaire bir şey yazabilirsiniz. Buradaki tüm butonları işaretledikten sonra bağlantı diyorum. Bağlantı dedikten sonra buraya geliyorum, yeniliyorum ve YouTube kanalımın buraya eklendiğini görmüş olacağız. Hemen bekliyorum yüklenmesini. Evet, bakın YouTube kanalım buraya eklenmiş. Şimdi yapmam gereken tek şey YouTube kanalımın videolar kısmına gitmek. Buradan hangi videomun reklamını yapmak istiyorsam 3 noktaya tıklayıp tanıt butonunu kullanacağım. Burada zaten benim sadece bir videom var. Ve hemen tanıta tıklayarak o videonun reklamını oluşturacağım sizlerle birlikte. Başla diyorum burada. İki farklı reklam seçeneği var. Üsttekini seçersem başka videoların içinde ilk 3 saniyede 5 saniyede sizin reklamınız çıkar. Reklamı atla deyip geçerler. Ama çok pahalı bir reklam çeşidi bu. O yüzden ben ikincisini kullanıyorum. İkincisini seçtiğimde videoların yanında altında sizin videonuz reklam şeklinde görünüyor. Bu biraz daha ekonomik oluyor ve kullanışlı oluyor. O yüzden bunu seçiyorum. Ve buradan hemen bir video başlığı ve açıklaması giriyorum. İşte bu videonun neyle alakalı olduğunu uyduralım. Mesela şey olsun. Telefon inceleme videosu olsun. Uyduruyorum şu an. Sanki bir telefon inceleme videosunun reklamını yapar gibi. X marka telefonunu inceledik. İnceledik. Mutlaka harika bir telefon bu. Gibi gibi işte bir şeyler yazdım buraya. Şu an zaten reklamı öylesine yaptığım için çok önemli değil. Siz burayı düzgün bir şekilde doldurun. Burada da dikkat etmeniz gereken şey başlıkta ve açıklamada şöyle dikkat çekmek için böyle büyük harflerle yazı yazmayın. İmla kurallarına uyar şekilde sadece baş harflerini büyütebilirsiniz. Bunları seçtim. Buradan küçük resmimi de seçebilirim. Burada zaten kısa bir video olduğu için içinden çekti. Hepsi aynı. Buradan sonraki diyorum. Yer ekle kısmından Türkiye'yi ekliyorum hemen.
dil kısmında da sadece Türkçeyi bırakıyorum. Çünkü video dili Türkçe, sadece Türkçe bilen insanlara reklam gösterirsin. Buradan istediğiniz yaş aralığını, cinsiyeti vesaire seçebilirsiniz. Ben hemen sonraki diyorum. Sonraki dedikten sonra ilgi alanlarını olabildiğince geniş tut diyorum. Sonradan ben ilgi alanını daraltmak için başka bir işlem yapacağım ve sonraki diyorum. Burada bütçe istiyor. Videonun başlığına da uygun olması için ben günlük bütçeyi 5 lira yapıyorum. Şöyle hemen silip 5 lira yapacağım. Günlük bütçe 5 lira. Reklamı durdurana kadar her gün 5 lira harcayacak. Hemen sonraki diyorum. Sonraki dedikten sonra burada ekstra düzenleme yapayım mı diye gösteriyor. Ben yapmadan sonraki diyorum ve reklamım oluşturuldu. Fakat burada bitmedi. Aslında bitti ama yapmamız gereken küçük birkaç ayar var. Onları yaparsanız videoyu daha verimli hale getirebilirsiniz. Böyle çok genel bir reklam olur. Paranızı nasıl neye harcadığınızın farkında bile olamazsınız. Bir bakmışsınız para boş beleş gitmiş. Bakın video oluştu burada. Video kampanyası şeklinde. Şuradan hemen kampanyanın üzerine tıklıyorum. Tıkladıktan sonra şuradan video reklam grubuna tıklıyorum. Video reklam grubuna tıkladıktan sonra bakın şurada maksimum gösterim başı maliyet var. Buna tıklayıp düzenleyeceğim. Bunu aynı şekilde diğer ayrıntılar kısmından da buradan da düzenleyebilirsiniz eğer göremezsiniz. Maksimum gösterim başı maliyet. Bakın bunu 25 kuruşta bırakırsanız şu an 24 kuruş bunu 25'e yuvarlayalım. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Videonuza tıklayan her 4 kişi için 1 lira harcanacak deniyor. Bu çok büyük bir bütçe. Bunu asla bu kadar yüksekte tutmayacağız. Bunu maksimum çok böyle önemli bir iş yapıyorsanız bile 0,07 falan yapacaksınız. Ama sizlere önerim bunu 0,1 ile 0,3 arası bir değer yapın. 0,01 ile 3 arası bir şey yapın. Burada da 0,01 yaparsanız eğer çok pahalı bir reklam çeşidi kullanmıyorsanız yapabilirsiniz. Ama bazı atıyorum mesela ekonomiyle ilgili bir videoysa bu para yetmeyebilir yani bu teklif yetmeyebilir. O yüzden bunu 0,03 şey yükseltmeniz lazım. Bunu da reklamlarınız gösterilmezse ona göre yükseltebilirsiniz. Ben şimdi 0,01 yapacağım. 0,01 yaptığımda 1 liraya 100 izlenme alabileceğiniz anlamına geliyor. Yani 5 liraya günlük 500 izlenme alacağınız anlamına geliyor. Bir hafta boyunca bu reklamı yayınlarsanız 35 liraya 3500 izlenme alabilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken diğer bir önemli nokta. Bakın bu sayfadayım. Burada reklamlar sekmesinin altındayım. Aşağı iniyorum. Burada yerleşimler kısmını görmem lazım. Yerleşimlere tıklıyorum. Yerleşimler ne demek arkadaşlar? Mesela benim bu videosunun başlık olarak ne atmıştık? Telefon incelemesi. O zaman benim bu reklamı rastgele böyle insanlara göstermek yerine telefon incelemesi yapan videoların yanında çıkartmam ya da o tarz kanalların yanında çıkartmam gerekiyor. Bu yüzden de yerleşimler kısmını kullanacağız. Yerleşimler kısmına geldikten sonra şu butona tıklayacağız ve buradan nerelere yerleştirmek istediğimizi seçeceğiz. Örneğin telefon inceleme videosu yazıyorum ben buraya. Bakın telefon inceleme videosu yazıyorum. Hatta videosu neyse tamam videosu yazdık. Bakın bunu yazdıktan sonra burada kanallar ve videolar kısmı var. Ben videolara tıklıyorum ve bakın telefon inceleyen videolara bu şekilde reklamlarımı gömmüş oluyorum. Buna ek olarak mesela şunu siliyorum. Bu sefer de bildiğim bir kanal ismini yazıyorum. Mesela Webtekno. Webtekno kanalına direkt gömeceğim. Bunu yaptığımda bakın Webtekno'yu buradan seçtim kanal olarak. Hatta Webtekno'nun birkaç kanalı daha var. Bunları da seçtim. Hatta Çağdaş Işıl abimizi de seçtik. Şimdi bunları seçtiğimde benim bu seçtiğim kanalın tüm videolarında reklamım çıkabilir anlamına geliyor. Ve de ek olarak seçtiğim diğer bu videolarda bu reklamlar çıkacak anlamına geliyor. Bunu bu şekilde daralttığınızda çok daha verimli bir reklam çıkmış olursunuz. Aksi halde yemek yapan bir kanalın yanında bile reklamınız çıkabilir ve bu çok saçma olur. Gereksiz bir reklam olur. Yemekle ilgilenen birisi telefon inceleme videosuyla ilgilenme ihtimali daha düşüktür ama bu kanalları izleyen birinin sizin videonuzla ilgilenme ihtimali daha yüksektir. O yüzden bunu yapıyoruz. Bu videodan bu kadardı. Kişisel YouTube kanalımı yani kişisel gelişimle alakalı YouTube kanalımı ve Instagram hesabımı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu reklamların çok daha detaylı ve verimli hallerini de yapabiliyorsunuz. Daha uzun bir videoda anlattım. Onun linkini de açıklama kısmında uzun reklam verme videosu şeklinde bırakacağım. Abone olduysanız bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Pişt 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 pişt.